Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'yla TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İşbirliği'nde Muhtasar ve Prim Hizmetler Beyannamesi Birleşmesi, meslek mensuplarının vergisel sorumluluğu konulu bir seminer gerçekleştirildi. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Oda Başkanı Bahadır Baş yaptı. Baş konuşmasında meslek mensuplarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitimlere ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. Vergisel sorumluluk, müteselsiz müşterek sorumluluk başlığını açtık. Bununla ilgili eğitimlerimiz devam edecek. Yani yaptığımız işin riskini, sorumluluğunu bilmemiz lazım. Yani birkaç tane uygulamadan örnek vermek adına söylüyorum. Örneğin BABS'yi vermedin diye sorumlulukla yargılanan arkadaşlarımız var. Bu eğitimlerimiz yine devam edecek. Bahadır Baş, eski nesil yazar kasaların bildirimi konusunda sürenin uzatılması için talepte bulunduklarını da söyledi. O yüzden uygulama çok basit. Eski nesil yazar kasaların bildirimi söz konusu. Bu konuda biz de İstanbul Odası'nda, Kırşehir Odası'nda pek çok oda bunun uzatılmasına, birbirine itibaren başlanması için müracaatlarımızı da yaptık. Birliğe yazı yazdık, yani müracaat dediğimiz birlikten taleplerimizi ilettik. 200 bin liranın altında olan yazar kasalar kaldı, çok az. Onların bildirimi, yani yeni nesil yazar kasalarla ilgili bir bildirim yok. 15 Kasım'a kadar, Ekim ayının 4 tane yöntem var. Bu yöntemden birini tercih edilmesi gerekiyor. Eğer 15 Kasım'a kadar herhangi bir mükellef sisteme girip Gelir Dersi Başkanlığı ÖKC bölümüne girip tercihini yapmazsa kendisi Gelir Dersi'nin internet sitesi üzerinden bildirim seçeneği seçmiş durumuna düşüyor ve bu şekilde beyannamesini bu yöntem ile verecek. Yani ÖKC bilgisini. Ne istiyor? Bir aylık toplam satışta toplam kadro. Açılış konuşmasının ardından seminere konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ercan Sarıcıoğlu ve Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.